çözeltiler 11. sınıf konusu. Çok güzel bir AYT konusu. Aslında sıvı çözeltiler konusu arkadaşlar TYT ve AYT karma konusudur. Yani TYT'de de karşınıza çıkan soru tarzları var. AYT'de de karşınıza çıkan soru tarzları var. TYT'de karşınıza çıkan tarzı çözeltidir. Çözelti bakın. Çözelti nedir? Çözeltiler homojen karışımlardır biliyoruz. İşte çözeltileri biz kendi içinde ayırıyoruz. Homojen elektrolit çözelti, elektrolit olmayan çözelti diye. Ya da doymuş çözelti, doymamış çözelti, aşırı doymuş çözelti şeklinde. Ya da derişik ve seyreltik çözelti. Bakın, çözeltiyi kendi içinde 3 bölümde biz ayırıyoruz. Bu ayırdığımız kısım TYT kısmıdır. Daha sözel kısım. AYT kısmında ise işin içine problemler giriyor. Sıvı çözeltiler konusunda bizim derişim tanımlarımız var arkadaşlar. Derişim tanımları. Derişim aslında maddenin içinde çözünen katı miktarı verir bize. Çözeltideki katı miktarı bizim için derişimdir. Bu derişim kütlece yüzde derişim olabilir, hacimce yüzde derişim olabilir, molar derişim olabilir, molal derişim olabilir. Bakın hepsini kaba taslak toplarsak eğer derişim deyince işte çözeltide çözdüğünüz katı miktarı bizim için önemli ama birimi ne acaba? Mesela 100 gram çözeltide çözülmüş madde miktarından bahsediyorsam bu benim için kütlece yüzde derişimdir. Yani atıyorum size soru dedi ki kütlece yüzde derişimi %20 olan bir çözelti var elinizde. Kütlece %20'lik bir çözelti. Kütlece %20'lik demek ne demek? Bu adamın içinde demek ki 20 gram katı çözülmüş. Geriye kalan 80 gramı ise nedir arkadaşlar? Sudur şeklinde bakın şu yüzde ifadesi. Sudur şeklinde yorum yaparsınız. Normalde formül olarak işte diyoruz ki M çözünen bölü M çözelti çarpı 100. Ama biz sorularda bu formülü asla kullanmadık. Asla. Bizim için şuradaki yorum, şu mantık önemli. Kütlece yüzdeyi görüyorsam içinde çözünen madde miktarı, bu da çözelti miktarı. Kütlece yüzdeyi soruyorsa da 100 gram çözeltideki çözünmüş madde miktarıdır. Yorumunu yapıyorum. Özellikle dikkat etmemiz gereken bir kavram. Bir de bundan önce çözünürlük kavramı vardı arkadaşlar. Çözünürlüğü hatırlar mısınız? Sadece çözünürlük. Çözünürlükle kütlece yüzde derişim karıştırılır da o yüzden vurgulamak istiyorum. Çözünürlük arkadaşlarım 100 gram suda çözünebilen maksimum madde miktarıdır. 100 gram suda çözünebilen maksimum madde miktarıdır. Kütlece yüzde derişim ise 100 gram çözeltide çözünen maksimum madde miktarıdır. Bakın ikisi farklı şey, birbirlerine benziyor gibi görünselerdi. Yani mesela size soru dese ki çözünürlüğü 20 olan vatandaşın, çözünürlüğü 20 olan vatandaşın kütlece yüzde derişimi nedir? Dese ne dersiniz? Çözünürlüğü 20 olan vatandaşın kütlece yüzde derişimi nedir? Şimdi çözünürlük bakın 100 gram suda çözünebilen maksimum madde miktarı değil mi? Yani sizin 100 gram suyunuz var, 20 gram katınız var. Toplam çözeltiniz nedir? 120. 120 gram çözeltide bu adam ancak ne çözebiliyormuş? 20 gram katı çözebiliyormuş. 100 gram çözeltide çözünebilen maksimum madde miktarı acaba ne ola ki diye şöyle basit bir orantı yaparsınız. Asla şunu demeyin yani öğretmenin bu adamın çözünürlüğü 20, kütlece yüzde derişimi de 20'dir. İkisinde de 100 gram söz konusu. Hayır, öyle bir şey yok. Kütlece yüzde derişimde 100 gram çözeltiyi bakın baz alıyoruz. Çözünürlük ise 100 gram suda çözünebilen maksimum madde miktarıdır. Var mı bu iki tanım arasında anlaşılmayan bir durum? Şimdi kütlece yüzde derişimle olaylarımız devam ediyor arkadaşlar. Bazen aynı çözeltiye kütlesini ve kütlece yüzdesini bildiğimiz çözeltiye madde ekleriz, su ekleriz ya da derişimi belli olan başka bir çözelti ekleriz. Bakın bunların hepsini yapabiliriz. Bunları yaparken de kullanacağımız formül şudur. Diyoruz ki bakın yüzdesi belli, kütlesi belli, yüzdesi belli, kütlesi belli. Farkında mısınız? Şimdi yüzdesi ve kütlesi belli olan bu vatandaşa eğer siz su eklerseniz
Saf su eklerseniz arkadaşlar hemen şunu kullanıyorsunuz. İlk durumdaki kütlesi çarpı yüzdesi eşittir son durumdaki kütlesi çarpı yüzdesine. Su ekleme, su buharlaştırma sorularında bunu kullanıyoruz. İşte atıyorum elimde 80 gramlık çözelti vardı. Ben 20 gram bundan su buharlaştırdım. 80 gram çözeltim vardı. 20 gram su buharlaştırınca son kütle ne oldu arkadaşlar? 60. Yani son kütleyi bizim işlem yapıp bulmamız lazım. Bununla beraber eğer birden fazla çözeltiyi karıştırıyorsak, birden fazla çözelti, yani elimde bu var, bu var, bu var, işte her şeyi yapabilirim arkadaşlar. Her çözelti için M1 çarpı yüzde, M2 çarpı yüzde, M3 çarpı yüzde, M4 çarpı yüzde şeklinde eşitliği çıkartırız. Burada önemli olan faktör şu. Mesela burada arkadaşlar elinizde bir çözelti var. M1 çarpı yüzde dediniz. Bu kapta atıyorum 10 gram saf katı var. 10 gram saf katı. Burada da 50 gram saf suyunuz olsun. Şimdi bu çözelti M1 çarpı yüzde dedik değil mi? 10 gram katı ekledin. Eklediğin vatandaş 10. Peki katının yüzdesi acaba nedir? Katının yüzdesi arkadaşlar, katı bakın saf katıdır bu. İçerisinde hiç su yok. Katının yüzdesi %100'dür. Yani eğer siz çözeltiye çözünen ekliyorsanız, tuz gibi, şeker gibi saf katı ekliyorsanız %100 alacaksınız. Yani 10 çarpı 100. Artı burada ise 50 gram sadece su ekledik. Suyun yüzdesi nedir? Suyun yüzdesi bakın içinde çözünen bir katı miktarı var mı? Yok. O halde suyun yüzdesi için neyi alacağız? Çarpı 0 şeklinde alacağız. En son bunları en son çarpı V sonu arkadaşlar eşitliyoruz. Pardon, en son çarpı son yüzdeyi eşitliyoruz. En sonu tabii ki bizim tekrar hesaplamamız lazım. Eklediğimiz ya da buharlaştırdığımız her şey şeklinde. Hatırladınız mı arkadaşlar bunu? Matematikte karışımlar, problemlerde görüyorsunuz. Kimyada görüyorsunuz. Aslında hakim olduğumuz bir konu tarzı. Önemli olan soru yapabilmek için şu kaplarınızı yerleştirin. Kapları yerleştirdiğiniz an gerisi gelecektir. Geçiyorum. Hacimce yüzde derişim. Hacimce yüzde derişimde kütlece yüzde derişimden hiçbir farkı yok aslında. Hiçbir farkı yok. Tek farkı hacmin birimi nedir? Litredir ya da mililitredir, öyle değil mi? Yani siz hacimce yüzde derişim kullanıyorsanız sıvılardan yararlanmalısınız. Yani suyun içerisinde bir katı çözmek değil de suyun içinde bir sıvı çözmeniz lazım. Mesela kolonya çok güzel bir karışımdır, homojen karışımdır. Siz kolonyada hacimce yüzde derişimden bahsedebilirsiniz. Kütlece yüzde derişimden bahsedemezsiniz. Yine formülümüz aynı, yani çözünen bölü çözelti çarpı 100. Ama yine diyeceğiz ki bu sefer 100 mililitre işte çözücüde maksimum çözünebilen maddenin hacmidir diyeceğiz. Hacimce yüzde derişim. Yine söylüyorum, kütlece yüzde derişim diyorsa birimleriniz gram. Hacimce yüzde derişim diyorsa birimleriniz hacim birimi, yani sıvıları almak zorundasınız. PPM müfredattan arkadaşlar kaldırıldı ama şöyle ki problemleri kaldırıldı. ÖSYM PPM'in ne olduğunu öğrenci bilsin istiyor. Ne olduğunu, nerelerde kullanıldığını bilsin istiyor. PPM arkadaşlar milyonda bir demektir. Milyonda bir. Bakın. Ne kadar küçük bir sayı, farkında mısınız? 1 milyonda bir tane. Oldukça küçük. Şimdi PPM'den biz bahsederken genelde birim olarak miligram gibi, gram gibi küçük birimleri kullanırız. Bunu da nerede kullanırız? Mesela bir ilaç tableti düşünün. Bir ilaç tabletinin içerisinde aslında o hastalığa iyi gelen madde miktarı vardır. Onun kötü tadını yok edici miktarda bir şeyler vardır. Yani bir küçücük ilaç tabletinde bir sürü kimyasal vardır, öyle değil mi? Bunların hepsinin ölçüsü küçücüktür, miligramdır, ppm'dir. Birimdir ppm bizim için. Yani miktarı çok çok küçük olan analizleri yapmamızda kullanılır. Mesela
Çeşme sularında işte arseniye rastlanıyor ya da kalsiyum oranlarına bakılıyor. İşte istenmeyen iyonlara bakılıyor. Bunların arkadaşlar hep analizleri ppm cinsinden yapılır. Ppm milyonda bir demektir bizim için. Ya da serumlar var arkadaşlar, biliyorsunuz. Yani günlük hayatta madde miktarı az olan her şeye örnek verebilirsiniz. Serumların içerisinde işte yeterli vitaminler olmak zorunda. Hani eğer enerji ihtiyacınız varsa bunlar hep ppm cinsinden eklenir. Tamam mıdır? ÖSYM yine söylüyorum, ppm sorularını öğrenci çözmesin ama diyor ppm'in ne olduğunu bilsin. Yani daha çok günlük hayat kimyasına yakınız. Ondan sonraki başlığımız ise mol kesri. Mol kesrini gaz konusundan zaten biliyorduk. Mol kesri, bakın, normalde o adamın mol sayısını, işte x olsun bu, toplam mol sayısına bölüp toplam basınçla çarptığımızda biz kısmi basınç buluyorduk, öyle değil mi? X gazının kısmi basıncını buluyorduk mesela. Şimdi eğer arkadaşlar siz o adamın mol sayısını toplam mol sayısına bölerseniz şu da bizim için nedir? Mol kesridir. Mol kesrini büyük X harfiyle gösteriyoruz. Yani şu X ile bu X'i lütfen karıştırmayın. Mol kesri demek o adamın mol sayısını toplam mol sayısına bölümü. Ama bir çözeltide dikkat edin, bir sürü madde olsun, hepsinin mol kesirleri toplamı her zaman neye eşittir? Birdir. Her zaman. Şimdi mesela buraya bakalım. 0,2 mol şeker, 0,3 mol de H2O var elinizde. Bakın, şekerin mol kesri için şunu diyeceğiz. Şekerin 0,2, toplam mol sayısı nedir? 0,5, değil mi? Yani şekerin mol kesri için 0,4 dedik. Suyun mol kesri için ne derdik? 0,3 bölü 0,5 derdik. Eğer suyun mol kesrini sorsaydı bana 0,3 bölü 0,5 derdim. 0,3 bölü 0,5'ten bu oranı da 0,6 bulmaz mıyız? Bakın 0,4 artı 0,6 her zaman bize neyi verecek? 1'i verecek. Öğretmenim, bu bilgiyi nerede kullanıyoruz? Bu bilgiyi şurada kullanıyoruz arkadaşlar. Bazen işte bana işte A gazım var ya da işte A var, B var, C var şeklinde maddeler söyleniyor. Bu adamların mol kesirleri ifade ediliyor. İşte bundan bir mol kesri, bunun mol kesri 2. Bu adamın mol kesrini bilmiyorum. Ama molleri içinde işte ne diyebilirim? Şuna 0,5 diyeyim. Şuna 1 mol diyeyim. Bu adamın işte mol sayısı nedir? Mol kesri nedir? Burada bir de işte toplam basıncı verir bize. Ya da toplam mol sayısını verir. İşte ya da atıyorum bunun mol sayısını verdi 2. Şuradaki mol kesrini istedi gibi tüm yorumları yapabiliriz. Yani bize vatandaşlar verildiğinde, ayrı ayrı mol sayıları verildiğinde ya da mol kesirleri verildiğinde, mol kesirleri bir olacak şekilde hareket ettiğimizde bizden istenileni bulabiliriz. Tamam mı? Gaz konusundan zaten buna aşinaydık. Biliyoruz. Sıvı çözeltiler konusunda da mol kesrini koligatif özellikler kısmında kullanıyoruz. Şimdi geldim asıl önemli kısım, en çok kullanılan kısım, molarite. Molarite de arkadaşlar N bölü V, zaten bunu bilmeyen yok değil mi? Mol bölü hacim. Hacmi her zaman almamıştım Tuğanacığım. Hacim her zaman litre şeklinde. Molarite ile ilgili kullandığımız iki tür formül var arkadaşlar. Birincisi N bölü V, ikincisi de denizde yüzen 10 manyak. Bu kadar. ÖSYM geçtiğimiz yıllarda şunu sormuştu. Denizde yüzen 10 MA. Bakın, molarite kütlece yüzde derişim çarpı yoğunluk 10 formülde var, bölü MA şeklinde. Öğretmenim, nerede ne kullanacağımı ben bilmiyorum. Şunu yapacaksınız arkadaşlar. Eğer soruda yoğunluk görüyorsanız, yoğunluk, denizde yüzen 10 malı kullanmak zorundasınız. Yoğunluk içeren derişim formülümdür benim için. Ondan sonra zaten soru bana istediğini sorabilir. Şimdi yoklamanızı alayım.
Tamam Enes'cim. Zaten sıvı çözeltilerle ilgili kullandığımız formülleri açıklamaya çalışıyoruz beraber. Molaritede iki tane kullandığımız ana formülümüz söz konusu. Evet. Şimdi molaritesini yani molar derişimini bildiğimiz çözeltilerin seyreltilmesi ve deriştirilmesi olayları da var arkadaşlar. Şunu unutmayalım lütfen. Bir çözeltinin derişimin değişebilir. Hacmi değişebilir ama nesi değişmez? Madde ekleyip çıkarmadıysanız mol sayısı değişmez. Bu durumda su ekleme, su çıkarma sorularında her zaman M1 V1 eşittir M2 V2 formülünü kullanacaksınız. İlk durumdaki derişim çarpı hacim. Zaten derişimle hacim çarpımı bakın bize mol sayısını vermiyor mu? Güzel. Derişimle hacim çarpı mol sayısını veriyor. Su ekleme, su çıkarma sorularında M1 V1 eşittir M2 V2 kullanacağız. Burada da tek değişkenimiz hacim olacak. İşte su mu ekledim, su mu çıkardım? İşte 100 litrelik bir kabım vardı elimde. 50 mililitrelik, 50 litrelik su, yüzden 50, evet. 50 su çıkardığımda geri kalan ne olacaktır? 50 olacaktır gibi. Eğer ben derişimi ve hacmi bilinen kapları arkadaşlar birleştirip karıştırıp tek bir kapta topluyorsam bu sefer de mol sayılarını topluyorum aslında. Yani bunun mol sayısı N1, bunun mol sayısı N2 bana neyi vermek zorunda? Son kaptaki toplam mol sayısını vermek zorunda. Biz molü nasıl buluyorduk zaten? Birinci kabın derişimi çarpı hacmi. İkinci kabın derişimi çarpı hacmi, değil mi? Burada da M son çarpı V son. Bu V son dediğimiz kısım normalde nedir? V1 ile V2'nin toplamıdır. Sorularda en çok bunları kullanıyoruz arkadaşlar. Sorularda en çok bunları kullanıyoruz. Biz aslında bunları biliyoruz. Bunları ama hangi soruda nasıl kullanmamız gerektiğini bilmiyoruz. Şu an amacım size bunları hatırlatmak, ondan sonra soru çözmenizi sağlamak. Size yine YouTube'dan soru çözüm videoları atacağım bu konuyla da ilgili. Devam ediyorum. Su buharlaştırma olmaksızın demiş. Evet. Şimdi derişimi ve hacmi belli olan bir kabınız var. Bunu arkadaşlar su buharlaştırırsanız bakın hacim azalacaktır öyle değil mi? Su buharlaştırırsanız hacim azalır. Hacim azalırsa eğer derişim artar. Yani daha derişik bir çözelti elde edersiniz. Ya da eğer su eklerseniz hacim artacaktır. Hacim artarsa bakın molarite azalır. Daha seyreltik bir çözelti elde edersiniz. Yorumu yapıyoruz. Sonuçta su ekleme, su çıkarmada amacımız mol sayılarını eşitlemek. M1 V1 eşittir. M2 V2 formülü hayat kurtarır. Farkında mısınız? Kütlece yüzde derişime benziyor. Mesela birden fazla iki çözeltiyi karıştırıyorsak arkadaşlar. Yine mol sayılarını toplayacağız. Mol sayılarını. Yani bu adamın mol sayısı M1 çarpı V1 bakın. Bu adamın mol sayısı M2 çarpı V2. Bu adamın ise hacimlerini toplarsınız V son. Yani 50 mililitre bir şey, 50 mililitre bir şey eklerseniz olur size 100 mililitre. Hacimler toplanır. Ama derişimleri öyle elma ile armudu arkadaşlar toplayamazsınız. Derişimi en son formülden biz bulacağız. Yani en son çarpı V son M1 V1 artı M2 V2'ye eşit olacak. Bu formül az önceki kütlece yüzde derişime benzemiyor mu? M1 çarpı yüzde artı M2 çarpı yüzde eşittir. M son çarpı son yüzde şeklinde açıklamıştık, değil mi? Orada son kütleyi biz topluyorduk. Yüzdeyi buluyorduk. Burada da son hacmi topluyoruz. Son derişimi buluyoruz. Aslında birinin mantığını anladığınızda geri kalanı aynı olacak. Burada dikkat etmemiz gereken bir diğer husus da iyon derişimi. Biz çözeltinin derişimini bulduk ama iyon derişimi derse ne yapacağız? İyon derişimi derse elimizdeki vatandaşı bir güzel iyonlaştıracağız. Bakın X, A, Y, B katısı ki biz birçok iyonik bileşiğin nasıl iyonlaştığını biliyoruz. Baş katsayılarını yazmayı biliyoruz. Bizim bileşiğimiz atıyorum 1 molarsa diğerleri tabii hoca nerede ya? Baş kat sayılarla ilişkilidir yorumunu yapıyoruz. Tamam mıdır? Bu durumda arkadaşlar toplam iyon derişimi bakın
Toplam iyon derişimi çözeltiye verilen toplam iyonlardır. Yani A artı B şeklindedir. Hatırladık mı bunları? Hatırladık mı arkadaşlar? Güzel. Farklı iyonik çözeltilerin karıştırılması. Şimdi dikkat. Farklı iyonik çözeltiler karıştırılıyorsa arkadaşlar, bunların içerisinde ortak iyonlar da olabilir, ortak olmayan iyonlar da olabilir. Mesela NaCl çözeltisiyle işte AgCl çözeltisini karıştıracaksınız. Farklı iki iyonik çözeltileri karıştıracaksınız. Eğer bunları karıştırıyorsanız arkadaşlar, kesinlikle molden gidin. Kesinlikle sakın ha sakın derişimden gitmeye kalkmayın. İşler değişir. Neden işler değişir biliyor musunuz? Çünkü ikisinde de ortak olan bir klor iyonu var. Hepsinde molden gidin. Yani sodyum klor için mol sayılarını bulun, pat pat iyonlaştırın. AgCl için mol sayılarını bulun, pat pat iyonlaştırın. En son sana kimin derişimini soruyorsa o adamın mol sayısını toplam hacme bölerek, bakın toplam hacme, toplam hacim nedir? İkisinin toplam hacmine bölerek bulursunuz. Anlaşıldı mı? Yani aynı çözeltileri karıştırıyorsam tamam, onda bir sıkıntı yok. Hatta biz şunu bile söylemiştik. İki çözeltiyi eşit hacimde karıştırmak ne demekti, hatırlayan var mı? Eşit hacimde karıştırmak derişimin otomatikman yarıya inmesi demekti. Yani bu bir pratiklik sağlar eğer bunu bilirseniz. Ama ola ki bilmiyorsanız, o zaman şunu yaparsınız. Her biri için ayrı ayrı mol sayısı bulup mollere göre iyonlaştırıp en son kimin derişimini istiyorsa